Eko Lojistik, Eko Kadını sunar. Efendim Eko Kadından merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle güvenlik konuşacağız, güvenlik sektörünü konuşacağız ama farklı farklı boyutlarıyla e, hepimiz işte bir alışveriş merkezine, bir e, tiyatroya, bir e, ne bileyim hastaneye girerken. E, gayri ihtiyari yaptığımız hareketler var değil mi? X-ray cihazına giriyoruz orada bir tanışıyoruz onunla. Biz yurttaş olarak tanışıyoruz. E, i̇şte kameralara da alıştık artık. Yani işte kameralardan e, bir şekilde oranın güvenliği e, sağlanıyor. E, bir vukuat olduğunda işte kamera görüntüleri haberlerde buna çok e, dile getiriliyor. Bunlara da alıştık. Peki ama bu kadar mı? Biraz bunu konuşmak lazım. Hem bu kadar mı hem yerli çözümler anlamında ne noktadayız bunu masaya yatıracağız. Çok kıymetli bir konuğum var efendim. Ee, Event Geyiz Türkiye Direktörü Sayın Funda Ergin ee, Össü. Össü. <gülüyor> Telaffuz edemem. <laughs> Össü değil mi? Sü. Össü. Evet. Müthiş. Ee, Sayın Össü şimdi bir şey konuşalım hadi. Bu demin saydıklarımı bilhassa saydım. Çünkü evet. bizim dışarıda yaşayan insanlar olarak güvenlikten anladığımız bu. Ee, evet yaşanan sıkıntılı olaylar var, ee, hepimizin bazı korkuları var fakat ama sizin ısrarla anlatmaya çalıştığınız bir mesele var. Onu biraz burada izleyicilerimize paylaşalım istiyorum. Hı hı. Güvenlik çok daha geniş bir kavram. Alt başlıkları var, yani bir terör güvenliği, teröre karşı güvenlik de var ama iş güvenliği de var. Evet. Öbür tarafta burada bir ekonomi var. Ya biz bu meseleyi niye güvenlik hayatımızın bir parçası iken sadece işte bizi izleyen kameralardan ibaret görüyoruz. Buradan bir başlayalım sohbete. Tabii. Hem de çok güzel bir yerden başladık. Bizim de burada anlatmak istediğimiz bizi izleyen kameralar var ama kameraları kim izliyor? Güzel. Biz hep bunu düşündük. Bu yüzden de bu güvenlik kameraları ve geçiş kontrol sistemlerine içinde takip eden, toplanan dediğiniz gibi verileri, dataları işleyen bir yapay zeka sistemi ile size daha iyi, güvenli bir ortam yaratalım istiyoruz. Bunun için de sizin kameralarınızı izleyenlerinden daha bağımsız, onların inisiyatifine de kalmadan size kameralarda oluşan, olabilecek davranışlardan çıkan sorunları, tehditleri anlatan bir sistem çıkardık biz. Bunun için çalışıyoruz. Tersten bir şey sorayım mı? Tabii. Ee, bunu konuşacağım biraz hı hı. açacağım. İnsanın inisiyatifine bıraktığında ne tip e, sıkıntılar çıkıyordu ki bu konuda yapay zekayı kullanmaya yöneldiniz? Tabii. Ee, i̇nsanın inisiyatifine bıraktığınızda kameraları izleyen güvenlik personeli ya da kameraları izleyen oradaki operatörün bilgisine kalmış durumdasınız. O bazen telefonuna bakıyor. Bazen başka bir şeyle ilgileniyor, dışarıyor, çıkıp geliyor. Çok doğal ihtiyaçları olabiliyor. Nöbet değişimleri yapabiliyorlar. Ee, onun dışında da e, size yani ne olan olaylarla ilgili de sizin giriş yaptığınızda herhangi bir vakaların dışında da geriye bakarak yapılan güvenlik sistemleri. Ne bakıyor. olmuş? Evet ne olmuş? Bir dakika okulda bir olay olmuş ya da bu meydanda bir şey olmuş. Biri bir yere... Bir suç işlemiş de ne olmuş bir dakika kamera görüntülerine bakalım. O da galiba faili e, tespit etmekten ibaret o geri dönüşlerde. Yani. Evet canlı yapılan hatayı yakalamak ya da yapılacak hataları ya da tespit etmek üzerine kurgulu bir sistem yok. Çalışan sistemler yok. Bu yüzden de biz buradaki açığı doldurmak için e, bir Türk girişimcisi olarak e, gerçekten de Türkiye'de çok güzel ve iyi bir eğitimli gençlerle birlikte böyle çalışmaları yapılabileceğini anladık. Ve yapay, ceza, yapay zeka çözümlerimizle bu servisleri vermeye başladık. Yazılım Türk mü? Evet. Yazılım da Türk. Yazılım da Türk. Ha, müthiş. Ve belli alanlarda geçiş kontrol ürünlerimiz de Türk. Yani kendi ürettiğimiz ürünlerimiz de var. Ha, tam tam sanayicisiniz yani. Evet. Şimdi geleceğiniz sanayicisiniz. Evet. Peki e, bunu biraz daha açacağım. Buraya bir virgül atalım. Ee, mesela iş güvenliği hiç aklımıza gelmiyor güvenlik dediğimizde. Biz hep e, fiziki güvenlikten işte bir terördü, şuydu buydu veya asayişti bunu anlıyoruz. Hı hı. İş güvenliği meselesi mesela hiç gündemimize gelmiyor. Evet ki iş güvenliği meselesi aslında son zamanlarda çok böyle hani iş sağlığı ve güvenliği. Ve bunun bir de fuarı var aslında. Geçen hafta böyle bir fuarın içindeydik. Fuarı var, mevzuatı var, kanunu var her şey var. Evet, var, evet, evet var. mecbur yapmanız gereken şeyler var ama... Ee, bu anlamda iş güvenliğinde de gerçekten yapılabilecek bir sürü bir sürü şey var. Yine çünkü açıklar var. Mesela bir üretim panelinde e, çalışan robotların tamir edilmesi için ya da müdahale edilmesi için bile oraya bir insanlar giriyor. Belli temel seviyede güvenlikleri yapabiliyorlar tabii ki. Hı hı. Çok büyük firmalarda dahil olmak üzere ama kamera görünürlüğünü tespit ederek orada oluşabilecek, ee, yine bir sorunu ya da orada olmaması gereken insanı e, uyararak belli e, kazaların olmamasını anlatıyor bizim yapay zekamız. Oluşturduğumuz yine kamera görüntüleriyle bir dakika orada algılanan gelen şeylerle diyor ki bir dakika çalıştıramazsın içeride biri var. Çalıştıramazsın içeride tehdit var. Böylelikle gerçekten... İş kazalarını da önleyen, çok büyük de kazaları önleyen sistemler için kullanabiliyoruz. Ki bunun telafisi genellikle çok mümkün olmuyor. Çok tabii yani sonuçları çok acı, İnsan ya tabii. da bir arızayla diyelim. Kesinlikle bilgisi insan hayatıyla hı -hı. ilgili gerçekten sonuçları çok kötü bir yere varacak bir şeyi önlemek gerçekten çok güzel bir şey. Ya peki e, şimdi burada bir fırsat var yalnız. Hı hı. Evet farklı farklı yaklaşımlar olmakla birlikte dünya da bunları yeni yeni konuşmaya başladı. Ee, sistemler geliştirmek anlamında hı hı. yapay zeka falan. Şimdi bize aslında buradan bir ihracat kapısı da açılıyor. Ee, hizmet ihracat <laughs> kapısı evet. açılıyor. Evet. Şimdi bu hani bazen dünya ile eş zamanlı bazı şeyleri yakaladığınızda böyle fırsatlar var. Hı hı. Ee, ön alan gidiyor. Evet. Burada nasıl bir potansiyel var mesela dünya açısından baktığınızda? Dünya Nerelere açısından gideriz? baktığınızda gerçekten hani 2015'te yayınlanmış bir rapor var. Ee, dünya üzerinde 245 milyondan fazla güvenlik kamerası var. 245 milyondan milyon. fazla. Ee, ve yine aynı yerde sizin çok güzel sorunuzla geleceğim. Bunlar var. Bunlar bir yerlerde izleniyor, kuruluyor. Yani İstanbul'da ne kadar varın sayılarını bilmediğim için onları kullanamıyorum. Hı hı. Dünya verilerini kullanabiliyorum. Ama işte izlendiği kadarıyla o tehditleri önleyebiliyor ya da hiçbir şekilde önleyemediği için kim yapmışa geliyor. Güzel ama böyle gitmeyeceği belli yani böyle herkes gitmeyeceği bunu tartışıyor. Belli. Tabii ki yani bu batı bu anlamda gerçekten yine bizden daha hızlı davranıyor. 2020 yılında Londra'da 1 milyondan fazla gözetleme kamerası olacağını açıkladılar. Ve bizden daha az tehdit sahibi değiller. Değiller. Demek değiller. ki orada da bir pazar değiller. var. Değiller ve o anlamda tabii o anlamda da ciddi bir şekilde güvenlikle ilgili ne projeler olurun da İngiliz hükümeti de dahil olmak üzere arayış içinde. Ya Burada peki mesela e, sizden örnek vereyim sizin gibi firmalar da vardır mutlaka. Yani bu hizmeti sunan bizim yerli firmalarımıza biz e, ne tip destekler verirsek dünyada pazar pay alırız bundan. Öncelikle yerli firmalara gerçekten hani bunun yapılanı var. Neden siz yapıyorsunuzdan <laughs> hani ne kimler hala, yaptığını hala söylemeden yani. evet evet hala söylüyorlar. Aa, bu, bir bu değişmedi bir de deveyle mi geziyorsunuz <laughs> değişmedi? Gerçekten değişmedi. Geçen hafta İSAF fuarındaydık ee, ve bizim gerçekten standımıza gelip görüntümüzü çok şey buldukları için hani yerli firma görüntüsünde de olmadığımızı düşündükleri için sanırım Yerli firmadan neyi algılıyorlarsa Onu bilmiyorum, onu bilmiyorum. Aa yerli misiniz, Türk müsünüz? Niye yapıyorsunuz? Yapılmışı var diyenler dahi oldu. Özür dilediniz herhalde yaptığınız için. <laughs> evet evet biz de. <laughs> o arada şey yazımcı arkadaşlar, mühendis arkadaşlar söylüyor. Ya evet böyle oldu ama ne yapalım biz de bunu biliyoruz. Evet, işte herkesin bir diye. hatası olur <laughs> evet, falan. Onlar hemen öyle müdahale çok, ediyorlar. E, tabii işin e, latifesini yapıyoruz ama çok acı bir şey bu aslında. Çok, yani çok. bir Türk'ün bunu yapabileceğine inanmıyor olmak çok acı bir şey. Evet yani çok iyi mühendisler var, çok iyi yazılım e, şirketlerimiz de var, çok iyi yazılımcı arkadaşlarımız da var. Çok güzel çalışma ortamları yaratabilip ve dünyaya bunu anlatıp da satabilir durumdayız. Ama hala daha e, kendi firmaları ama Türkiye'nin içindeki birçok firma bunu yaptığı için hala kendi Türk firmalarına güvenmedikleri için mutlaka bunun en iyisini ya batılı yapmıştır diyorlar ya Avrupalı yapmıştır Hı, ya, ya da Amerikalı yapmıştır. Mesela. Evet onları onu vermeye niyetliler. Siz bir şey söylediğinizde uzak doğulu ürünlerinden daha fazla bir rakama verdiğinizde ki onlar gerçekten en... Bambaşka rekabet edilebilir Hı. şeyler değil. Verdiğinizde ise size o zaman işte Türk olduğunuz için o, o ikiz katı fiyatı veremem diyor. Sen yerlisin zaten diyor. <laughs> yani senin para kazanman gerekmiyor. Sen yerlisin mi diyor? Yerlisin. Türkçesi, evet. Türkçesi bu mu? Sizin bu kadar para kazanmanız gerekmiyor diyorlar diye anlıyoruz biz buradan. Umarım kendi de bir ürün ya da hizmet satarken o kadar para kazanmak istemiyordur. Şimdi bu, bu değişik bir mantık. Tabii. Evet Şimdi ama bunu bu, anlamak bu, çok zor. Bu bir kırılma. Şimdi eğer içteki bu kırılmayı aşamayacaksak biz dünya pazarından nasıl yer alacağız ki? Kesinlikle. Yani adama sorarlar senin kendi ee, işte kurumların kullanıyor mu diye sorarlar değil mi? Yurt dışına çıktığınızda bunu soruyorlar. Evet evet. Tabii, tabii, tabii. tabii biz yurt dışına çıktığınızda yurt dışına satmaya tabii ki çalışıyorsunuz ama o yüzden kendi ülkenizde belli bir satış Hacim Diğerlerini yakalamak hacmi lazım. yakalamak zorundasınız ama kendi ülkenizde o hacmi yakalamak için size kendi ülkenizdeki firmalar güvenmezken çok zorlanıyorsunuz ama anlatmaya devam ediyorsunuz. Tabii bundan vazgeçmemek <laughs> evet. lazım. Yani e, her şey biliyorsunuz bir çikitamızın Tamuz'un e, Türkiye'ye gelmesiyle yerli mal haftasının evet. e, ağaçta çıkmasıyla Üzerine başladı. Üzerine ba yazarken. Evet. Yani. evet. E, ama bence yine de yüreğinize sağlık. Yani siz Teşekkür sizler ediyoruz. gibi firmaların Yine üretmeye devam etmesi çok önemli. Çünkü şimdi buradan başka bir şeyi açacağım. Güvenlik önemli. Hı hı. Aa, tamam hepimiz e, huzur ve güven ortamı içerisinde. Evet. Tık, tırnak içerisinde. Yaşayalım tamam. Evet. Fakat işin içinde başka bir işi var. İşin içine yazılım, yapay zeka, veri vesaire girdiğinizde neticede bu kameralar hı hı. izlediğinde bir veri topluyor. Evet. Dünyada firmaların pazarlama ve bağlantı olarak satış için rekabet ettiği bir konuda siz elinizdeki veriyi ne kadar iyi kullanabiliyorsunuz? Hadi bir de veri ekonomisini konuşalım buradan. Evet bizim event gates olarak istediğimiz ve anlatmaya çalıştığımız şey de bu. Hani kameralar var belli güvenlik işleri kart işte bir yere gittiğinizde kartla kutuyorsunuz ya da parmak ise çalışanlarına yaptıklarını ya da birinin ziyarete gittiğinizde bile size bir kart, kart veriyorlar yetkilendirmeler yapıyorlar. Ama bundan sonrası ne oluyor? İçeride ne oluyor? Kim biliyor? Bilmediklerini anladık. Ya da yine aynı yere geliyor. Mutlaka her yerde bir güvenlik kamerası var. O güvenlik kamerasının başında kim varsa o data da onda. Başka kimse yok çünkü o görüyor onu. Ama o kadarını biliyor o data. Evet o kadarını biliyor. Veri ya da bilgi haline gelmiyor. Hayır ee, ne yapıyoruz bizim buradaki söylediğimiz? Onun o kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışarak e, sizin okuduğunuz karttan itibaren e, sizin aslında nereye gideceğini biz biliyoruz bizim sistemimizle ve sizin işte yine güvenlikte oluşabilecek bir açığı tespit edebiliyoruz. Siz her gün buraya gelirken belli bir rota izliyorsunuzdur mutlaka direkt işte evinizden buraya. Aynıdır, evet, tabii. aynı. Ama siz bunu öğreniyoruz. Bizim yapay zekamız öğreniyor. Siz buraya geldiğinizde girdiğiniz stüdyonun dışında aslında sizin hiç ilginiz olmayan, girmemeniz gereken ya da daha önce hiç kullanmadığınız bir server odasına gidiyorsunuz günün birinde. Bir dakika diyor. Bir dakika diyor, bir dakika değil değil diyor bizim yapay zekam. Niye gidiyor? Orada bir işi yok. O bir dakikalara başlıyor ama. Orada bir şey olacak, orada bir şey olacak, orada bir şey olacak. Ha siz bir de Kartınızla ya da başka birinin kartıyla çünkü aslında server odasına girme yetkiniz yok. Aynen. Başka birinin kartıyla gitmek gibi bir iş yaptığınızda diyoruz ki giremezsin. Potansiyel bir sıkıntı var orada evet. belli. Bir dakika yine burada bir şey var girmenin yetkili ama o değil o oraya girmemesi gerekir. Biz başlıyoruz orada. Burada bir şey oluşacak, burada bir şey. Onu uyarılarını vermeye başlıyor. E bu burada bunların çoğunda yapay zeka yapıyor. Evet, bizim sistemimizde bunu yapabilir Hı -hı. durumdayız ve yapıyor. Bunu yapay zeka yapıyor. Çünkü onu öğretiyoruz. Çetin Bey nerelere gidebilir? Ne yapıyordu? Bunca zaman içinde nasıl bir rotası vardı? Güzel. Burada işte bu kullandığımız verileri dataları kullanmayı anlatıyoruz. Peki bir de bu işin e, yarın öbür gün personel e, mutluluğundan. Hı -hı. Personelin ihtiyaçlarına kadar her şeyi e, keşfetmek adına da kullanılması mümkün. Bunu vurun bir AVM'ye, hadi şirketlerden çıkalım, bir alışveriş merkezindeki hareketten aslında bunu bir pazarlama argümanı olarak da kullanmak mümkün. Kesinlikle. Biz niye bunları hiç konuşmuyoruz? Biz varsa yoksa a güvenlik kamerası. Şimdi bir, bir kesim diyor ki vay güvenlik kamerası var güvendeyim. Öbürü diyor ki vay, beni izliyorlar falan. Ya ama arada dev bir ekonomi yatıyor. Kimse bunu konuşmuyor. Hı hı. Niye? Ee, konuşulsun istiyoruz Twitter'de. Evet. evet yani bizim işimiz data gerçekten. Yani o kadar şey ki datayı işlemek, datayı raporlamak bir yandan da bunu çok seviyoruz ve isteyen bir şirketiz biz. Çünkü geçiş kontrol sistemlerine başlangıcımız bizim eventlerin, etkinliklerin geçiş kontrol sistemlerini yapmakla başladı. Oradan güvenlik işi başka bir alanda da devam ediyor ve etkinlik tarafı da var. Ki onu da biraz sonra açmızdırca açalım. Hı -hı. Toplantı verimliliği açısından da enteresan bir şey. Evet. O yüzden hani orada bir data işleniyor aslında ama bunu anlatmak için çok uğraştık biz. ...puar şirketlerine hani başlık başlık gideyim diye diğer tarafa da geçeceğim. Bize dedikleri şeydi. Türkiye için 10 yılın öncesindesiniz. Hani Türkiye'de böyle olmuyor Bizde bu 10 yıl hiç gelmiyor zaten. Biz evet biz de bunu duyduğumuzda şey demiştik hani iyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey? Mi? Biz burada yaşıyoruz ve 10 yıl öncesi için neye nefes? Ne oluyor? Yani sizi tutun 10 sene daha bekleyin evet, diyor. Evet, bekleyin diyor bize. Bu Ama bir dakika mümkün değil ki evet yaptık biz bunu. Bir tarafta bu vardı. Diğer tarafta hani güvenlik tarafında işte dediğim gibi hani öğrenmek, davranışa göre bir data çıkarmak. AVM tarafında işte bunu marketing ya da satış kanallarına yapmaksa tabii ki mümkün. Hani biz o alana hiç girmedik ama bunu o kadar kolay şekilde dediğiniz gibi doğru sistemleri yerleştirip akıllı sistemlerde kurduğunuz o raporları da okuyan ee, insanlar oluyorsa çünkü önüne e, raporlar geliyor ama onu da nasıl Datan, göreceğini bilmiyorlar önemli. tabii ki. Onu da uygun kişilere yaptırdığınızda gerçekten ekonomimize kat 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 fayda sağlıyorsunuz. E, hadi yolunuzdan çıkayım. Bir kapı kalmış oraya. Hı hı. Onu zaten görüyorsunuz, tespit ediyorsunuz evet, siz. Evet. Hele bir de yapay zeka ile yaptığınız zaman iş daha kolay. Evet. Sadece bir birim daha destek verecek ki size. Oradan ekonomi yaratalım evet. ya da Big Data'ya gidiyor sonra bizim firmalarımız gidip e, büyük veriden işte e, İstanbul'daki bilmem ne bölgesinde bir pazarlama faaliyeti yapacağım bana veri sat diyor. Evet. Ama verisiz de. Evet, evet. Garip olan bu işte. Bizim belki de burada bir milli veri e, yani artık veriler milli olmaktan çıktı ama bize ait verileri kurgulamamız gereken bir sistem yaratmamız evet. gerekiyor. Bir gereken. de gerçekten yeniliklere açık olmak zorunda olduğumuz bir dünyadayız hani. Yeni şirketler, yeni yapılar da bir şekilde hani o oturmuş e, ekonominin içinde yer almaya çalışıyorsunuz ya. O da çok önemli. Hani hem milli hem yerli olmak adına hem de yeni bir şeyler üreten e, bu şirketlere de gerçekten bir ekonomi yaratmak adına da çok önemli. Büyük şirketlerin işi. Yani yerli ve milli olalım ama icat çıkarmayalım istiyoruz. Evet bir de icatları Amerikalı çıkarsın. Batılı çıkarsın, biz de onu kullanalım istiyoruz. E, Tabii bu çok dramatik bir şey. E, hani yapılmış, hiç yapılmamış olsaydı, onu ayrıca tartıştık, yani yapılmışları varken bunu hala yurt dışından bekliyor olmak. Evet. E, bu başka bir ruh hali. Yani o neyin kafası bilemiyorum ama e, hani bırakın işin yöneticilerini, siyasetini. Sokaktaki insanda var problem bu. Evet. Yani o satın alma yapacak olan şirketin yetkilisinde var. Evet. O e, alışveriş yapacak olan bireyde var. Ya şimdi Burası buysa orayı zaten düzeltemezsiniz ki. E, ama mesela hadi şey dedik ya veri ekonomisine tekrar dönerim. E, toplantı dediniz mesela Hı. o toplantı meselesinde bile bir toplantının verimli kılınabilmesi ancak doğru insanların oraya gelmesiyle mümkün. Tabii ki. E şimdi bunu da halletmişsiniz bunu da mı anlamadı fuarcılar? Evet, çünkü orada da baktığınızda yine e, fuar şirketleri gelen ziyaretçileri sadece oraya hani geçti gitti geçti gitti gibi görüyor. Herkesi yapmayayım ama Çünkü çalıştığımız fuar şirketleri de var. 9856 kişi geldik Kim bunlar? <laughs> evet, Yük aynen beliriyim. öyle. Sayısal bakıyorlar. Belli insanları tanıyorlar tabii ki. Onlara zaten davetiye göndermişler. Kendileri çağırmışlar. Ee, ama ee, o 9256 kişi geçen yılda geldi mi? Bir önceki yılda geldi mi? Kaç tanesini kaybettin? O gelenlerin gönderdiği başka davetiyelerle başka kimse geldi mi? Hangi yerleri gezdi? İlgi evet. alanı ne? Evet nelerle ilgilenmiş? Ya da hangi gün gelmiş kaç saat kalmış içeride? Bütün bunları verilebilir bir sistemden bahsediyoruz. Ki Etkinlik Aslında internette de. bunu yapabiliyoruz. Yani girdiğimiz sitelerde Hı -hı. aslında bunlar kodlanıyor ve çıkıyor. A, tabii. Fuarda niye olmasın? Ki? Fuarda da olabilir. Fuarda olması için fuar şirketlerinin birçoğu dediğim gibi sayıya bakıyor. Sayının yanı sıra da işte o yapılan o metal şeyleri çok seviyorlar. Turnikeler falan filan Hı -hı. onlara para vermeye bakıyor. Gerçekten öyle şeyleri çok seviyorlar ama Sesini yazılım. Severim. Yazılımdır ee, ya da Oradaki datadır. O verinin toplanmasıdır, Değer raporlanmasıdır. O kadar ilgilerini çekmiyor. Aynı e-mail listesine çünkü. Ertesi yıl tekrar mail atıyor. Yeterli onun için. Hoş işte geldiniz, teşekkür çıkmıyor. ederiz. Çıkmayınca da kızıyorlar ve gitgide hani ben fuar sektörünün sadece bir alanından destek verdiğim için çok böyle ahkam kesiyor olmayayım ama fuar sektörü de küçülüyor Türkiye'de. Ee, yani şöyle diyeyim. Bu işi iyi yöneten fuarların ee, birkaç tane biliyorum şimdi öbürlerine haksız rekabet olmasa. Bizim de çalıştığımız. Dünya çapında olmaya gidiyor. diğerlerde de gitgide daralıyor. Evet. Ve bundan kimse ders almıyor. Hı -hı. Kesinlikle. Biz bu yapay zekayı anlayamadık galiba. <laughs> yani e, gerçekten e, Türkiye'de her alana e, geçen bir süreç ve bir dijitalleşme sürecindeyiz bütün evet. dünyada. Evet. Ve hala eski metotlarla iş yapmaya devam edelim. Hani siz güvenlik yapıyorsunuz ama öbür tarafta veri ekonomisi var vesaire. Bu bunu nasıl kıracağız? Bunu, Sıcağı sıcağına hem de fuardan gelmişsiniz mesela. Evet bunu gerçekten e, karar mekanizmacı dijital dönüş dijital dönüşüm de dediğiniz için işte birkaç hafta önce TÜBİSAT'ın bir etkinliği vardı. Orada bu işte Kobileri dijital dönüşüm orada da anlatılandı. Yani karar mekanizmacılarının e, burada bu yeni girişimlere ve yapay zekaya da teknoloji akıllı ileri geçişle bizim en azından sektörümüzle ilgili çok e, nasıl anlatabilirim hani şey bak, peşin hükümlü olmamaları gerekiyor onu söyleyeyim size. E, bize karşı hep böyle davranıyorlar. O yüzden de galiba biz yine anlata 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 onlara kendimizi tanıta tanıta sanırım kıracağız diye düşünüyorum. Gerçekten başka bir yolunu bulamıyorum ben Çetin Bey. Yine döneceğim güvenlik zaman kısa bir ara vereyim. Siz çok naif söylediniz tabii. Bence onun onun e, Türkçesi şu. Ben anlamıyorsam iyi bir şey değildir. <laughs> Siz yorum yapmayın evet. ama gerçek bu. Kısa bir ara eko kadın devam edecek. Eko lojistiğin sunduğu eko kadın devam edecek.